sonra ihtiyacınız olmaz pek. İşte. Ya bunun önemi biliyor musun? İstanbul biliyor burayı. Mesela İstanbul'a sorduğunuz zaman Aydınca şeyleri çekti. Taşları ve onlardan yaptığını çekti. Buradan top atıyor. Yani Fenerleşme aşamasına geçmek için. Evet. Başlayalım mı? Taşın ilk aşaması mı? Kuvas önleri, renksiz. Şunu bir açabilir miyiz? Şu baştaki kesici makine, yani kesici olmasa bile. Yüzüğe takmak için yakın sayılır. İşte gömlek kravat yapmıyor. Neyse gelelim. Anlatayım. Bu imkansızlar içerisinde sizin bu çalışma alabileceğimiz bir hediyemiz var Aydıncık olarak. Sayın taşımızın rahatlatıcı özelliği var. Çok güzel. Suyun altında tutmak gerekiyor. 4,5 ay önce yine İşkur destekli, devlet desteğiyle açılan kurslara geldim. Bu şey amatist taşlarını işleme ve tanıtma kurslarına. Evet. Orada başladık öyle. Şimdi birer usta öğrenci olarak çalışıyoruz. Ne yapıyorsun taşlardan? Taşlardan kolye yapıyoruz. Yüzük, küpe, koleksiyonluk taşlar, tesbih, çeşitli takılar yapıyoruz. Dünyada çok az bulunan, yarı değerli taşlar grubunda olan ametist taşının da Aydıncık ilçemizde bol miktarda olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar buradaki insanlarımız, halkımız yüzeydeki taşları toplamak, bunu bir şekilde işlemek suretiyle, kendi imkanlarıyla mütevazi bir çalışma yaptığını burada gözlemledik. Tabii bizim şirket imkanlarımız oldukça fazla olma sebebiyle mevcut ametist taşı kaynaklarının rezervinin tespit edilmesi ve buna uygun burada uygun tesislerin kurularak hem Yozgat Aydıncık ekonomisine katkı sağlamak hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Sayın Kaymakamımızın daveti üzerine burada bu tesisleri inceliyoruz. Ülkemizde her yerde bulunmamaktadır bu taşlar. Bu yönüyle bize bir rekabet avantajı sağladığını düşünüyoruz. Ametist taşımız Balıkesir Dursunbey'de ve Ordu Fatsa'da bulunmakta. Fakat bizde bulunan ametist taşı daha iri kristallere sahip ve koyu mor renkte. Bu daha çok dünyada popüler olan Uruguay ametistine benziyor bizim ametist taşımız. Bu konuda bir avantajımız olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin yarı değerli taşlar madenciliğinde emekleme aşamasında daha başlangıçta taşlarımızın ancak %1'ini çıkarmış durumdayız yarı değerli taşlarımızın. Bu konuda alınacak çok mesafe var. Biz de buradan bu yarı değerli taşlar madenciliği işine bir ivme kazandırmak istiyoruz. Hem Aydıncık'ımız hem Yozgat için bir katma değer oluşturmak istiyoruz.